Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 12. sınıflar mantık dersimizin 1. dönem 2. sınav sorularını cevaplarını yapacağız. 1. sorumuza başlayalım. İslam kültür dünyasında özgün mantık çalışmalarından Farabi hakkında bilgi veriniz şeklinde sorumuz var. Farabi 870 ila 950 yıllarında yaşamıştır ve İslam kültür medeniyetinde mantık çalışmaları Farabi ile başlar. O muallimi evvelden sonra yani Aristoteles'ten sonra gelen anlamında muallimi sani ikinci öğretmen olarak nitelendirilmiştir. Birinci öğretmen Aristoteles, ikinci öğretmen olarak da Farabi muallimi sani olarak nitelendiriliyor. Döneminin en önemli Aristoteles yorumcusudur. O yüzden İslam tarihinde ve tüm dünya tarihinde Farabi bu konuda çok önemlidir. Mantığın İslam dünyasının anlaşılmasına katkıda bulunmuştur. Mantığı gereksiz bir şey olarak gören dil bilimcilere karşı çıkmıştır. Onu yani mantığı Farabi şöyle der. Aklı doğruya yönetmeyi ve akıl yürütmelerde hata yapılmasını engellemeyi amaçlayan bir aygıttır. Kurallara dayanan bir bilimdir diye tanımlayarak dil bilimcilere gereksiz görenlere karşı çıkmıştır. Farabi'ye göre doğal dilin arkasında da mantık yatar. Farabi bu yüzden öncül ve belgeleme kavramlarını inceliyor özeli tanıma önem vermiştir. İkinci sorumuzda yeni çağda mantığa Bakun ve Descartes'in etkisi hakkında bilgi verin şeklinde. Yeni çağ artık insanlığın düşünce tarihinde deneysel bilimlerin önem kazandığı bir dönemdir. Skolastik orta çağ kilisenin öğretilerinden çıkıp artık deneysel bilimlerin önem kazandığı bir dönem olarak karşımıza çıkar yeni çağ. Bu çağda klasik mantık, deneysel bilimlerin uyguladığı akıl yürütmeler açısından yetersiz bulunuyor. İşte bu yüzden yeni çağ mantık çalışmaları yöntem ağırlıklı oluyor. Bacon ve Descartes'in etkisi yeni çağda mantık ile yöntem bilimi yani metodoloji konularının artık iç içe geçtiği bir dönemdir. Mantık ile yöntem bilimi iç içe geçmiştir. İşte bu anlayış doğrultusunda bilimsel yöntemin yapısı ve özellikleri gibi konular, Port Royal okulu mantıkları tarafından işleniyor. Port Royal mantığı mantık ya da düşünme sanatı ismini almıştır. Üçüncü sorumuzda yeni bir mantık kurma denemeleri yapan Leibniz'in görüşlerini, düşüncelerini yazınız şeklinde. Leibniz bu arkadaşlar i̇şte çok önemli. Yeni bir mantık kurma denemeleri yapan Leibniz öncelikle akıl yürütmenin bir takım kurallara bağlanabileceğini düşünmüş. Bunun için bir semboller sistemi kurmayı öngörmüştür. İşte ileride göreceğimiz semboller mantığının temeli buraya dayanıyor. Leibniz'e göre sembollerle ifade edilen önermeler üzerinde işlem yapmak, onların anlamları üzerinde düşünmeyi engelleyecek. Dolayısıyla anlam kargaşası da böylece sona erecektir der Leibniz. Dördüncü sorumuzda kavram ve terim ne demektir? Örnek vererek açıklayınız şeklinde Biraz ayrıntılı yazdık tam anlaşılsın. Sınavlarda siz e, anlattıklarınızı hatırlattığınızı yazarsınız. Kavram şu demektir. Nesnelerin zihindeki tasarımıdır, tasavvurudur. Zihnimizde nesneleri ne yaparız? Tasavvur ederiz, düşünürüz. İşte buna kavram denir. Kavram soyutlama ve genelleme yapılarak elde edilir. Nesnelerden ayrılma özelliği olmayan nitelikleri nesneden ayırarak düşünebilmeye de soyutlama ismi veriliyor. Mesela renk, tat, koku ve şekil gibi özelliklere sahip olan bir elmanın kırmızı renginin diğer özelliklerden ayrı olarak düşünülmesi nedir? Bir soyutlamadır işte. Birbirlerine benzeyen varlıklara ortak özelliklere düşünmekse genelleme olarak adlandırılıyor. Pek çok meyvenin ortak özelliklerinden yola çıkarak meyve kavramına ulaşmamız gibi. İşte bu nedir? Bir kavramdır. Peki terim ne o zaman? Terim de Kavramların dildeki ifadesidir. Terimler birer sözcüktür. Ancak her sözcük de tabi ki bir terim olmaz. Terimler ad olarak yalın halde, fiil olarak da mastar halde bulunur. Sözcükler ise ismin hallerini alır, fiil olan sözcükler çekimli halde bulunur. Şimdi, terimler bir veya birden fazla sözcükten oluşabilir. Mesela kitap, eldiven, devlet demiryolları, malabadi köprüsü nedir? Birer terimdir dille ifade ettiğimiz kavramlar işte bir terime dönüşüyor. Dilde tek başına bir anlam taşıyan en küçük birim yine terimdir. Buna göre tek başına bir anlam taşımayan ifadeler işte bu, şu, ki ise ve veya nedir? Bunlar artık bir terim değildir. Demek ki zihnimizde oluşan kavram dilimize dökülen terim oluyor. Ne'lik, gerçeklik, kimlik. Evet, bunların tanımları soruluyor. Genel bir kavramın yalnız zihindeki bireylere dikkate alınırsa buna nelik yani içerik deniyor. Yalnızca zihindeki bireylere dikkat aldığı zaman. Peki zihin dışındaki bireylere dikkat alırsa bu sefer de gerçeklik oluyor. Tamam mı? Zihindeki bireylere dikkat alırsa nelik, zihin dışındaki bireylere dikkat alırsa buna gerçeklik deniyor. Her kavramın neliği vardır fakat her kavramın gerçekliği yoktur. Mesela İnsan, kuş, kedi gibi kavramların hem neyli zihinde bu terimleri anlam kazandıran tasarımları hem de zihin taşına bu kavramla karşılayan bireyleri vardır. Değil mi? Kuşlar var, insanlar var, kediler hem zihinde hem zihin dışında. Fakat masal ve efsanelerdeki ejderha, dev kanatlar olan at gibi varlıklar anlatan kavramların neylikleri olmakla birlikte onların zihin dışında karşılığı var mıdır? Hayır. İşte bulunmadığının dolayı bunların gerçekliği yoktur. Fi tarihinde, fi zamanında her varlığın ne'li vardır o zaman. Nelik değişmez ancak anlamı değişebilir. Gerçekliği olan bir kavramın belli bir nesnede somutlaşmasıysa kimliktir. Tekrar ediyorum. Şimdi yukarıdan itibaren yalnız zihindeki bireylere dikkat alırsa ne'likti. Zihin dışındaki bireylere dikkat alırsa gerçeklikti belli bir nesnede somutlaşmış haline de kimlik denir. Yani neli ve gerçekliği olan bir varlığın diğerlerinden ayırt edici özelliklerinin belirtilmesine kimlik denir. İçlem ve kaplam arasındaki ilişkiyi örnek vererek açıklayınız. Kaplam bir kavramın ifade ettiği varlıktan tümüdür. Hepsini kaplıyor bak kapsamaktan kaplam oluşuyor. Tamam mı? bir kavramın ifade ettiği tüm varlıklar. Mesela çiçek kavramıyla neyi kastederiz? Laleler, güller, menekşeler, karanfiller yani çiçek çeşitlerinin tamamını kapsar. İşte bu kaplamdır. İçlem ise, bir kavramın ifade ettiği varlıkların ortak özelliklerinin tümüdür. Mesela çiçek kavramın işlemi nedir? İşte kokulu olmaları, rengarenk olmaları, yapraklı olmaları, dikenli olmaları gibi. Buna da içlem deniyor. Peki Nasıl bir ilişki var aralarında? İçlem ile kaplam arasında ters orantı vardır. Yani kaplamımız arttıkça içlem azalıyor. İçlem arttıkça da kaplam azalıyor. Mesela varlık dediğimiz zaman bunun içerisinde canlılar, bitkiler, çiçekler, menekşeler, mor menekşeler. Bakın ne yaptı? İçleme arttı. Kaplamdan içleme doğru. Tam tersini yapalım. Mor menekşeden menekşeye, menekşeden çiçeğe, çiçekten bitkiye, bitkiden canlıya, canlıda da varlığa vardığımız zaman da ne oldu? Kaplam artmış oldu. Tümel ve tikel kavramlara birer tane örnek veriniz. Tümel kavram nedir? Bütün insanlar düşünendir. Tikel de bazı ile ifade edilir. Tamam mı? Tümelde bütün vardır, tikelde bazı vardır. Bazı insanlar düşünendir. Mesela bir de tekil diyelim. Ahmet insandır. O zaman Ahmet de düşüncendir. Bu da tekildir. Tümel bütün, tikel bazı, tekil ise bir tane ifadeler. Eşitlik ilkesi hakkında bilgi veriniz şeklinde iki kavramdan her biri diğerinin bütün elemanlarını kapsıyorsa bu kavramlar arasında ne vardır? Eşitlik ilişkisi vardır. Kavramıyorsa eşitlik bozulmuş olur. Mesela Yaşayan ve canlı, konuşan ve insan kavramları nedir? Birbirine eşittir. Yaşayan canlıdır, konuşan insandır. Her insan düşünendir, her düşünen insandır. Bakın ne var birbirlerine? Eşitlik var. Şöyle deseydik, her insan düşünendir, bazı düşünenler insandır. O zaman eşitlik bozulmuş olurdu. Dokuzuncu sorumuzda da tanım. Evet, tanım ne demektir? Tanımın koşullarını yazınız şeklinde. Tanım, bir şeyin içeriğinin ne olduğunu açıklamaktır. Nedir sorusuna verilen cevaptır. İşte mantık nedir, psikoloji nedir değil mi? İşte buna bir cevap veriyoruz. Bir kavramın içlemini ortaya koyan zihin işlemidir. Kavramlar üzerinde uzlaşma olmazsa iletişim ne yapar? Bozulur. Kişiden kişiye değişebilecek olan kavramların ortak anlamlarını belirlemek için tanım yaparız. Peki koşulları nedir tanımın? Tanım tam olmalıdır. Yani tanımı yapılan bütün fertler tanımın içine girmelidir. Onu sıfat o sınıfa dahil olmayanlar dışarıda bırakılmaz. İşte Çiçek nedir? Ya da işte uçak nedir? Hepsi ne yapacak? İçine girecek. Tanım açık olmalıdır. Bir şey kendisinden daha açık olmayan başka bir şeyle tanımlanmamalıdır. İşte eğitim nedir diye tanımladığınız zaman açık, seçik bir şekilde onun tanımını yapacağız. Tanımda kısır döngüde bulunmamalıdır. Yani bir şeyin bilinmesi kendisine bağlı başka bir şeyle tanımlanmamalıdır. Örnek verecek olursak, insan nedir sorusuna insan sosyalleşmiş bir varlıktır cevabının verilmesi gibi. Burada nedir? Bir de sosyalleşmeyi açıklamak gerekiyor. Tanımlanan kavramın kendisi ve eş anlamlısı kullanılmamalıdır. Tanım ne çok uzun ne de çok kısa olmalıdır. Son sorumuzda artık yavaş yavaş önermelere geçeceksiniz. Önermeyi tanımlayarak yapılarına göre önerme çeşitleri hakkında bilgi veriniz. Önerme dediğimiz zaman en az iki terimden oluşan, doğru veya yanlış kesin yargı bildiren ifadelerdir. Önermelerde muhakkak en az iki terim olacak. Ya doğru ya da yanlış bir kesin yargı bildirecek. Kendi arasında önermeler basit önerme ve bileşik önerme olarak yapısına göre ayrılır. Basit önerme özne, konu, yüklem ve bağdan oluşur. Tek yargı bildiren önermelerdir. Burada özneye konuya S, yükleme P diyeceğiz. Bağdan oluşacak ve tek, yargı bildirecek. Basit oldu. Mesela hava yağmurludur. Hava S, yağmurludur P. O zaman SP'dir diyeceğiz. Tamam mı? Bileşik önerme ise birden fazla yargı bildiren önermeler. Ad üzerine bileşik. Yağmur yağdıysa yerler ıslaktır. Kitabım ve defterimi getirdim. Yazılı sorularına çalıştıysam sınavda başarılı olacağım. Bileşik göndermede basit karmaşık gönderme vardır içerisinde. İşte Türkiye'nin başkenti Ankara'dır gibi. Burada özne yüklem veya her ikisi birden fazla sözcükten oluşan tek yargı bildiren önermeler olarak karşımıza çıkıyor. Ve sevgili arkadaşlar kanalımızda Mantık dersimizin tüm konu anlatımlarını, ünite değerlendirme sorularının cevaplarını 12. sınıf mantık oynatma listemizden izleyebilirsiniz. Ayrıca sınıfınıza ait tüm diğer tüm derslerimizin konu anlatımlarını izleyebilirsiniz. Tüm derslerimizi yine oynatma listemizden sorularına göz atabilirsiniz. Hepinize tüm derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Hoşçakalınız.